İskek projelerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Aydın'dan Anıtkabir'e uzanan bir yolculuktu. 17 günde tamamladım. Fiili olarak 14 gün bisiklet kullandım. Proje kapsamında her akşam bir okulun bahçesinde çadır kurup konaklıyordum. Böyle bir konsept belirledik. Amacım sade ve ekolojik bir yaşama dikkat çekmekti. Yani öğrencileri bilinçsiz tüketimden nasıl uzaklaştırabiliriz, bisiklet kullanımını nasıl teşvik edebiliriz, bu soruların cevaplarını bulmaya çalıştım. Telafi eğitimlerine denk geldiğim için güzergahtaki 14 okulda öğrencilerle birlikte buna kafa yorduk. İkinci bisiklet projemi Hatay'da gerçekleştirdim. Biliyorsunuz Hatay'ın Samandağ ve Arsu ilçeleri arasında dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu var. 26 kilometreden oluşuyor. Biz oğlumla beraber romoklu bisikletlerimizle bu yolu tamamladık ve Söke İlçe Emniyetim Müdürlüğü'nün bize temin etmiş olduğu hiç kullanılmamış yardım malzemelerini oradaki Ulubatlı Hasan Ortaokulu'na ulaştırdık. Çok zorlu bir yolculuktu açıkçası. Bir yandan sıcak, bir yandan nem, bir yandan arkamızda 200 kilogramlık bir ağırlık. Ben burada oğlumu özellikle tebrik etmek istiyorum. Yani 10 yaşında bir çocuğun o yolu tamamlaması gerçekten kolay bir şey değil. Yol birçok yerinde dağlardan kopan kayalar nedeniyle kesintiye uğramıştı. Biz her seferinde bisikletten inip arkamızdaki o yükü kayaların üzerinden, yani yol varsa etrafından, bulabilirsek etrafından, bulamazsak üzerinden geçirmek zorunda kalıyorduk. Depremden etkilenen öğrencilerimize bir nebze olsun faydamız olduysa ne mutlu bize. Buradan onlara çok selamlarımı iletiyorum. Benim çok emek verdiğim bir çalışma alanından bahsetmek istiyorum. Çocuk edebiyatı ile ilgili iki proje gerçekleştirdim. Bunlar çocuklarda üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, biliyorsunuz. Yani biz 100 kelimeyle düşünen bir insanla 1000 kelimeyle düşünen bir insanın farkını çocuklara anlatmak zorundayız. Yani medeni dünyada kendilerini ve varoluşlarını ortaya koymak zorundalar. Bu bizim görevimiz. Bahsettiğim bu çocuk edebiyatı projelerinden ikincisi hala devam ediyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, yani 17 ilçede uygulanan ve ilköğretim öğrencilerini kapsayan bir çocuk edebiyatı yarışması bu. Eğitici eğitmenliği ve koordinatörlük görevlerini üstlendi. Haziran ayında yaklaşık 100 kitap için bir imza günü düzenleyeceğiz. Tabii bu çalışmanın bir de öncesi var. O da benim çocuk edebiyatıyla ilgili ilk projemdi. Onu 4 sene boyunca Söke'de uyguladık. 4000'in üzerinde öğrenciye ulaştık ve 865 bandrollü öykü kitabı yayınladık. Çocuk öyküsü yayınladık. Tabii o proje bir yarışma değildi. İlk projeden farkı buydu. Yine hem eğitici eğitmenliği hem koordinatörlük yapmıştım. Bütün bu anlattıklarım arkadaşlar, bu bahsettiğim şeyler hem öğretmenlerdeki mesleki tatmin için hem de öğrencilerdeki okul sevgisini geliştirmek için çok hayati çalışmalar bence. Hatta özellikle ilkokulda en önemli şey çocuğun derslerde başarılı olması değil, okulu ve okumayı sevmesi, akademik bir heves kazanması bence. Fotoğraf sergilerim, kısa film çalışmalarım, özel eğitim sınıflarıyla müzikal etkinliklerim ve yayınlanmış 10 kitabım var. Aldığım bir takım ödüller, edindiğim başarılar var. Yani bunlarla ilgili onlarca davetli konuşmaya katıldım. Basın kuruluşlarından takibi yapılabilecek yüzlerce haber bulabilirsiniz etkinliklerimle ilgili. İşin ilginç tarafı şu, ben bunların hiçbirini hesaplayarak yapmadım arkadaşlar. Yani her birinin başladığı andan bir 6 ay öncesine gidersek bunların hiçbiri aklımda yoktu. Dolayısıyla bir 6 ay sonra ne yapacağım, neler yapacağım en çok ben merak ediyorum ve bu bana gerçekten yaşama sevinci veriyor.